Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 13 Pro 5G cep telefonunu inceliyorum. Beni sosyal medyada takip ediyorsanız muhtemelen görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 13 ailesi için bir toplantı yapıldı ve ben de bu toplantıya katılıp oradaki izlenimlerimi sizlere atardığım bir video paylaşmıştım. Güzel de bir lansman olmuştu ki Xiaomi biliyorsunuz bu tarz lansmanlarını yılda bir iki kez yapıyor. Ben de katıldığım etkinlikte Redmi Note 13 ailesinin bazı modellerini kullanma imkanı da bulmuştum. Şimdi bu modellerden bir tanesi olan Redmi Note 13 Pro Pro 5G bana teste geldi ve hızlıca telefonun fiziksel özelliklerinden bahsederek incelemeye başlıyorum. Telefonu elime aldığımda arkadaşlar dört bir tarafta aynı çerçeve kalınlığı görüyorum ekranda. Ekranın en üst ucunda dairesel bir kameramız var ve parmağımıza dokunduğumuz zaman bu kamerayı hissedebiliriz ve tam ortaya konumlandırılmış durumda. Sağ yan yüzü çevirdiğimizde güç açma kapama tuşumuz ve ses açma kapatma tuşlarımızın olduğunu görüyoruz. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Alt kısmı çevirdiğimizde hoparlör delikleri, tip C bağlantı yuvası ve sim kart yuvasını görüyoruz arkadaşlar. Üst kısımda ise hoparlör ve mikrofon deliklerinin olduğunu söyleyebilirim. Ek olarak bir de 3.5 milimetre kulaklık çıkışı var. Onu da altını çizeyim arkadaşlar. Arka tarafı çevirdiğimizde ise tasarım birazcık farklılaşıyor. Parlak bir tasarım var arka tarafta. Hatta böyle kendinize baktığınızda ayna gibi görüyorsunuz kendinizi. Bana gönderilen siyah renk olduğu için bu ayna efekti aslında daha da artmış durumda. Güzel bir tasarım var fakat şöyle bir yan etkisi var bu tasarımın arkadaşlar. Parmak izi çok fazla belli ediyor. Parmak izi konusunu ekart etmek için kutusundan bir kılıf çıkıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Kamera arka tarafta sol üst köşeye konumlandırılmış iki tane kamera çok büyük bir şekilde duruyor. Üçüncü kamera biraz daha küçük. Onun altında da yine aynı boyutta üçüncü kameranın küçüklüğünde bir led lamba bulunuyor. Kameralar bu şekilde dikdörtgen veya kareye yakın bir alan içinde konumlandırılmış durumda. Bunun dışında cihazın fiziksel tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Gelelim Redmi Note 13 Pro 5G'nin teknik özelliklerine. Ben burada bütün teknik özelliklerden bahsetmeyeceğim. Detayları merak edenler açıklamaya bakabilir. Orada en ufak teknik özelliğini bile yazmaya çalıştım. Telefonda 6.67 inçlik kristal res amoled ekran bulunuyor. 2712'ye 1220 piksellik bir çözünürlüğü var bu ekranımızın. 120 Hz ekran yenileme hızı, 8 ya da 12 GB RAM, 256 ya da 512 GB seçenekleri var. Ama bu seçeneklerin hepsi Türkiye'de şimdilik yok. Türkiye'de şimdilik sadece arkadaşlar 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanlı sürüm satılacak. Bunu da altın özellikle çizmiş olayım. Snapdragon 7S Gen 2 işlemci, Android 14 işletim sistemi, MIUI 14 arayüz, 208 ve 2 olmak üzere üçlü ana kamera, 16 MP ön kamera, ekrandan parmak izi okuyucu, çift tat desteği, 5100 mAh'lik pil, 67 wattlık kablolu şarj ve 21.999 TL'lik fiyat etiketinin olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim arkadaşlar Redmi Note 13 Pro 5G'nin kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefonda Eylül ayında tanıtılan yani 2023 yılının Eylül ayında tanıtılan bir işlemci kullanılıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7S Gen 2 işlemci var. Bu işlemci hem performans anlamında hem de günlük işler anlamında herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Ve hem oyunlarda hem de günlük işlerde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu cep telefonunu. Ben bazı sentetik testler de yaptım. İşlemciyle ilgili konuştuğum noktalarda bu sentetik testlerden ekran görüntülerini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Ben genel olarak bu işlemcinin sunduğu performanstan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Oyun tarafında nasıl diye soracak olursanız ki bunu hep soruyorsunuz. Özellikle bu tarz böyle Xiaomi'nin ürettiği telefonlarda mutlaka ve mutlaka şu soru bana geliyor arkadaşlar. PUBG'de kaç FPS veriyor? Onu da test ettim. PUBG'de yaklaşık olarak böyle maksimumda baktığımızda 60 FPS'i görüyorum. Ortalamada böyle 55-50 56, 57 o civarlarda gezinen bir performans sonucu veriyor. Yani 60 FPS'yi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu cep telefonu ile PUBG testlerinde arkadaşlar. Ayrıca diğer oyunlarda da mesela Asfalt 9'da oynadım. Onda da 60 FPS veriyor. Bu da önemli detaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Merak edenler için bunun özellikle altını çizeyim. Snapdragon 7S Gen 2 işlemci 4 nanometre teknolojisiyle üretilmiş ve bu işlemci Adreno 710 GPU'su eşlik ediyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de günlük hayatta herhangi bir sıkıntı, donma, kasma vesaire yaşamıyorsunuz. NFC var. Şimdi NFC neden önemli? Özellikle böyle büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve otobüse falan biniyorsanız toplu bu taşımada artık yavaş yavaş bu tarz böyle akıllı kartlar kullanımı iyice yaygınlaştı. Bunlara telefon üzerinden yükleme yapabiliyorsunuz. Bunun için NFC özelliğinin olması gerekiyor. Bu telefonda var. Bazılarının sorduğu bir teknoloji bunu da soruyorsunuz. 3.5 mm kulaklık girişi. Zaten genel görünümde bahsetmiştim. Orada görmüştünüz. Bu telefonda bulunuyor. Bunun dışında sorduğunuz bir konu daha var. Bunları hepsini sorularınıza göre aslında şekillendirdim arkadaşlar. Önemli bir teknolojilerden bir tanesi de stereo hoparlör. Bunu da zaman zaman soruyorsunuz. Stereo hoparlör var mı? Özellikle oyun oynayanlar çok soruyor bana bunu. Evet arkadaşlar bu üründe stereo hoparlör de var. Hem üst kısımda hem de alt kısımda hoparlör bulunuyor. Bu da özellikle oyun için ve film izlerken sesi daha iyi duyabilmek için çok faydalı özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer fonksiyonlardan bahsedecek olursam Wi-Fi 5 desteği sunuyor. Bunun dışında baktığımızda ekrandan parmak izi okuyucu var. Hani yandaki hani power tuşuna entegre olanlardan değil. Ekrandan parmak izinizi okutuyorsunuz ve çalıştırabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmış durumda. Kamera tarafına gelecek olursak 200 megapiksellik ana kameramız var dedik. Bununla ilgili özel bir ayarda menüde bulunuyor. Doğrudan doğruya 200 megapiksel fotoğrafta bu menü sayesinde çekebiliyorsunuz. Ana kameranın diyafram açıklığı 1.65. 8 megapiksellik ultra geniş açı kameranın ise diyafram açıklığı f2.2. 2 megapiksellik makro kamerasının ise diyafram açıklığı f2.4. Telefonun kamera menüsüne bakacak olursak daha önce Xiaomi ya da Redmi veya Poco marka bir telefon kullandıysanız çok da yabancı gelmeyecek bir menü çıkıyor. Fotoğraf bölümümüz çıkıyor. Ultra geniş açı burada görüyorsunuz. 2 ve 4 olmak üzere de zoom da girebiliyorsunuz. Video bölümümüz var ve hemen dediğim gibi 200 megapiksellik bir bölüm bizi karşılıyor. Bu menüde olması önemli. Ben bunu beğendim çünkü hani bazen başka bir yerlere konuyor. Orada aramaya uğraşmıyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Belgeler var. Bu biliyorsunuz genelde Xiaomi telefonlarda bulunan bir özellik. İmaj tararken bir belge tararken bu modu kullanıyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar baktığımızda portre modumuz var. Hem ön hem arka kamerada. Gece modumuz var. Gece modu bunu da hem ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Bu önemli bir detay. Daha fazla dediğiniz zaman da işte pro, panorama, kısa film, ağır çekim, hızlandırılmış çekim ve uzun pozlama gibi ayarlara ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Pro modunda hem fotoğrafta hem de videoda Ana kamerayı kullanabiliyorsunuz. Burada böyle histogram falan da çıkıyor pro modunu açtığınızda ve belli özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Ve videoda da arkadaşlar pro modunu kullanarak istediğiniz gibi ayarlamalar yapmanız da mümkün. Ana kamerada 4K 30 fps, ön kamerada ise 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin hem fotoğraf hem video örneklerini bir izleyelim. Akabinde incelemeye devam edeceğiz. Redmi Note 13 Pro 5G'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Görüntü kalitesi siz de bu kamera çekim yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak. 1080p 30 FPS video e kayıt yapabiliyor. Telefonda işletim sistemi olarak Android 14 geliyor. Doğrudan bununla gelmesi güzel. Hani güncelleme falan beklemeyeceksiniz. Onu söyleyebilirim. MIUI 14 de geliyor. Bu arayüzde birçok özelliği olan bir arayüz biliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca telefonda IP54 suya ve toza dayanıklılık özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde su sıçramalarına dayanıklı ve tozdan da etkilenmeyen bir telefonumuz var. Ama su altında vesaire kullanacağınız anlamına gelmiyor. Bunun da altını özellikle çizeyim. Telefonun isminde de söylediğim gibi 5G var. Bu da şu anlama geliyor. Telefon 5G teknolojisini destekliyor arkadaşlar. Şu an ülke bizde 5G yok ama geldiği zaman bu telefonla birlikte kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Peki bu model kimlere hitap ediyor? Özellikle Z kuşağının beğeneceği bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Kamera özellikleri oldukça gelişmiş. Birçok fonksiyonu var. Oyun tarafında da sizi yarı yolda bırakmayacak ve oyunlarda da ortalamanın üzerinde de performans sunabilecek bir cep telefonu olduğunu söylemek isterim. Gelelim pil tarafına arkadaşlar. Bu modelde 5100 mAh'lik bir pil var. Kutusundan 67 wattlık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle birlikte telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Kutudan adaptör çıkması güzel. Artık bazı markalar orta seviye modellerinde de ki amiral gemilerinde de böyle oldu zaten de orta seviyede inmeye başladı. Adaptör vesaire koymamaya başladılar. Xiaomi bu konuda gerçekten iyi. Redmi Note 13 Pro 5G'nin kutusunda güzel bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Adaptör vesaire aramıyorsunuz. Kablosu da çıkıyor. Ek olarak çok da güzel bir kılıf çıkıyor. Az önce söylediğim gibi arka yüzey çok fazla parmak izi topluyor. Bu kılıfı taktığınız zaman en azından bu parmak izlerine karşı korumuş oluyorsunuz. Güzel siyah, hoş, estetik bir kılıf var kutusunda. Tabi ben sentetik testler de yaptım arkadaşlar bu cep telefonuna. PCMark batarya testinde 12 saat 57 dakikalık bir sonuç verdi ki bu yaklaşık olarak buçuk günü çok rahat bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor bu cep telefonuyla. Yani bir günü çok rahat geçirirsiniz. buçuk hatta biraz daha zorlarsanız 2 güne kadar ulaşabilecek bir pil ömrü var. Redmi Note 13 Pro 5G'nin telefon aynı zamanda çift tat desteği sunuyor ve ek olarak baktığımızda MicroSD kart yuvasına da sahip. Yani belleği 512 aslında yeterli ama daha fazlasını çıkmak isteyenler için de seçenek olduğunu söyleyeyim. Telefonla ilgili hazırladığım yine güzel bir tablo var. Biliyorsunuz ben tabloda çalışmayı çok seviyorum. Videonun başında söylemiştim. Farklı Redmi Note 13 modelleri de var. Bu Note 13 modellerin hepsini şu anda ekranda gördüğünüz tabloda sizlerin karşısında çıkartıyorum. Bütün modellerin özelliklerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 4 model var. Redmi Note 13 Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G Son olarak Redmi Note 13 Pro 5G'nin fiyatından da bahsetmek istiyorum. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle 21.999 TL'lik bir fiyatı vardı. Fiyat olarak değerlendirdiğimde arkadaşlar sunduğu özelliklere göre 12 GB RAM'i var. Bu R'ye dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Ve aynı zamanda 512 GB'lık da bir depolama alanı var. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Bence diğer rakiplerine ve piyasa ortalamalarına baktığımızda ben normal olarak görüyorum. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda size Redmi Note 13 Pro 5G'nin özellikleri anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttuğum sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır Yorumlarda fikirlerinizi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsine de elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Eh ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanız yönünde. Kanala abone olarak beni desteklerseniz en azından bu tarz içeriklerin sayısını arttırmak için ben de bir motivasyon kaynağı sağlamış olurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım sözünü de veriyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz mutlu olurum. Farklı bir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.